çalışmaya sayın, çalışmasını hadi canım. Telefon da geçiyor. Beklemeye geçiyor. Kaçtı Yıldız. Yıldız. Ver bakalım bir listede kalan ne? İsim nedir? Biz Merhamet Ali Gıda Bankası olarak her ay yaptığımız faaliyetleri kamuoyuyla halkımızdan paylaşmayı bir gelenek haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu sürekli devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçen ay Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bir aydı ve bu ayda mensubu bulunduğumuz, bağlı olduğumuz Umut Kervanı platformuna bağlı derneklerde kimi kardeşlerimizin hunharca kat edilmesinden dolayı geçen ayki faaliyet raporumuzu paylaşamadık. Biz Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızı kestik, dağıtımına başladık, onun haberini yapmıştık aslında. Sonrasını da yapacaktık, ne kadar et dağıttık, ne kadar gıda dağıttık ama üzücü olaylar olduğundan geçen ay bu paylaşımlarımızı yapamadık. Biz toplam 1489 aileye kırmızı et dağıttık. Hamdolsun Allah'a. Gene de iyiydi. Niye? Hedefimiz 1500'dü. Küçük bir küsuratla hedefimize ulaşamadık. Ulaştığımız aile sayısı bu iki ay zarfında 1530. Gıda yardımı yaptığımız aile sayısı 35. Nakdi yardım yaptığımız aile sayısı 6. Toplam yaptığımız yardımların bedeli 57.250 liradır. Biz bu yardımları yaparken tabii ki Müslüman Bingöl halkı bize yardımcı oldu. Bu konuda bize yardımcı olan, bizi kendi hayırlarına aracı kılan, bizi kendi hayırlarını fakir fukaraya ulaştırmamız için vekil tayin eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki Rabbim bu yaptığınız hayırları ahiret azığınız eylesin inşallah Teala. İnşallah verdiğiniz bu fani mallarınız sizler için kıyamet gününde baki olarak karşınıza çıkacaktır. Baki olan Allah bunları yanında muhafaza edecektir ve siz bunları Allah'ın huzurunda göreceksiniz inşallah. Çünkü bizler inanıyoruz ki hiçbir ayrım gözetmeksizin, din, dil, mezhep, şu, bu, hiçbir fark gözetmeksizin sadece mazlumun mazlumiyetine bakarak yardım yapma gayretindeyiz. Tabii ki yaptığımız yardımlar yeterli değildir. Yani bütün mağdurlara ulaştık desek doğru söylememiş olacağız. Bütün mağdurlara ulaşamıyoruz. Ulaşamamamızın nedeni elimizdeki imkanların kısıtlı olur. Buradan şu çağrıyı da yapıyoruz. Diyoruz ki önümüz kıştır. Kış mevsimine girmiş bulunuyoruz. Aslında sonbahar ayı henüz ama havalar soğuk. Kış mevsimi, inanın birçok insan odun, kömür yakacak almakta sıkıntı yaşıyor. Belki dağıtılan kömürler var ücretsiz ama bunun yanında mutlaka odun ihtiyacı olanları vardır. Özellikle oduna ihtiyacı olan insanlarımız vardır. Bu noktada destek bekliyoruz. Kim ne yapabiliyorsa, bir kucak odun dahi alabilecek gücü olan kardeşimiz varsa bu noktada bize ulaşsınlar. Biz de muhtaç olan ailelerimize bunu ulaştıralım. Çünkü muhtaç ailelerin birçoğu sobalı evlerde yaşamaktadır. Yani belki birileri tarafından kendisine tahsis edilen evler dışında birçoğu evleri olmayan insanlar ya da derme çatma barakalarda yaşayan insanlarımızdır. Bu yönden biz kardeşlerimizden yardım bekliyoruz. Rabbim inşallah bizlere de onlara da
hakkıyla bize verdiklerini Allah yolunda infak etmeyi nasip eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in uyanışı, dirilişi ve birliğine şu siyonistlerin saldırılarını vesile kılsın inşallah.